Arkeik ve klasik dönem Batı Anadolu seramik araştırmalarına yeni bakış açıları kazandırmak amacıyla ikincisi düzenlenen Keramos Sempozyumu sadece Türkiye'de değil, uluslararası camiada çalışan uzman bilim insanlarını bir araya getirdi. Dating to around 500 to 480 BC. These are uninspired products of late black figure production. Their imagery is reductive and sometimes unintentionally abstract. Sempozyumun 2012 yılında vefat eden Profesör Doktor Crawford Greenwald anısına düzenlendiğini belirten Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gülgür Tekin Demir sempozyum hakkında Ege Üniversitesi televizyonuna bilgi verdi. İkincisini düzenlediğimiz Keramos Sempozyumu'nun ana teması arkaik ve klasik dönem Batı Anadolu seramik araştırmalarında yeni bakış açıları. Bu sempozyumun düzenlenmesindeki öncelikli hedefimiz sadece Türkiye'de değil, uluslararası camiada çalışan bütün bilim adamlarını, seramik konusunda çalışan uzman bilim adamlarını bir araya getirmek, yeni yöntemler ve araştırma tekniklerinin tanıtılmasına olanak kılmak. Bu sempozyum farklı temalarla bundan sonra da devam edecek, 3 yılda bir, 4 yılda bir. Bu sempozyumun ikincisini düzenlediğimiz bu sempozyumun diğer bir önemli tarafı ise sempozyumun Profesör Doktor Crawford Hello Greenwald'un anısına düzenlenmiş olması. Greenwald hepimiz ona aslında Türkiye'de Greeny ya da Greeny Bey olarak hitap ediyoruz. 2012 yılında vefat etti. Salihli'de yer alan Sardis antik kentin 30 yıldan uzun süre yönetti. Kazı başkanlığını sürdürdü. Gerek Batı Anadolu gerekse de Lidya Arkeolojisi'nin tanıtılmasına, geliştirilmesine ve dünya çapında önemli merkezleri sunmasında ön ayak olmuş olan bir bilim adamı. Kendisi ölümünden önce kendi kişisel kütüphanesini arkeoloji bölümüne, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümüne adadı. Ve biz onun bu değerli hazinesini ki 5000'e adet, 5000'e yakın kitap ihtiva etmekte bu kütüphane. Bu değerli kütüphaneyi oluşturduk ve 3 Haziran onun yaş gününde açmayı hedefledik. Bu kitaplar arasında nadir bulunan kitaplar da var. Örneğin 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar antika pazarında bile zorlukla bulabileceğimiz değerli kitaplar da bulunmakta. Konferans salonu önünde kurulan arkeoloji kitaplarının satıldığı stand katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.